İstanbul Üniversitesi'ni ve aynı zamanda da engelli koordinatörümüz olan Ali Çelik hocamıza bu nezih konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Önce gelip. Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizleri takip eden basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. O dostumun kalp yetmezliğinden vefat ettiğini öğrendim. Çok üzüldüm, mahzun oldum. Dedim ki ya gerçekten bu dünya faniymiş. Zenginlik deseniz vardı, güzellik deseniz vardı. Yani Allah diyebilirim ki bu dünyada ne nimet vermişse hepsi kendisinde mevcuttu ama kifayet etmedi. Ona üzülürken, mahzun olurken şöyle yıllar önce peygamber sevdalısı bir şairin وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪يهَا مُخَلَّدٌ dediğini ve bu dünyanın kimseye kalmayacağını, bu dünyada birisinin ebedi kalması gerekseydi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada ebedi olması gerektiğini ifade eden o sözlerini işittikten sonra teselli buldu. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu dünya hiçbir şekilde, hiçbir durumda hiç kimseye baki değil. Gelen gidecek. Görevler değişecek. Makamlar değişecek. Ama arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi kubbede kalacak olan yalnız hoş bir seda olacak. Eğer bir insan böyle bir şey bırakabildiyse ona ne mutlu. İyi insanlarla, dostlarla yıllar yılı beraber olmak, sonunda ayrılmak bir an gibi geliyor insana. Ama bir an ayrılmak da çok uzun olacak bizler için. Ama olsun, biz müminiz, Müslümanız, ümit varız. Bu dünyada da olsa, bu dünyanın neresinde olursa olsun inşallah kalben beraberiz. İrtihad etsek, dünyamızı da değiştirsek, ruhumuza bir Fatiha okuduğumuzda inşallah yine beraber olacağız. Memur olmamız hasebiyle buradaki görevimiz bir şekilde bittiğinden aranızdan ayrılmak durumunda kalacağım. İnşallah doğup büyüdüğüm ilimiz olan Van'a yerleşeceğim. Bundan sonraki hayatımızı orada idame ettirmeye gayret edeceğim. Sürçülisan ettiysem affoluna diyorum. Yüce Rabbim hayırlı bereketli ömürler versin inşallah.